Herkese merhaba. Off the Record'un ikinci bölümünde gazeteciliğe 40 yılını vermiş deneyimli bir ismi ağırlıyoruz. Medya ombudsmanı Faruk Bildirici birazdan yayınımızda olacak. Faruk Bildirici 9 yıl boyunca okur temsilciliği yaptığı Hürriyet'teki etik tartışmalarını bu kitapta topladı. Medyanın ombudsmanı, sarayın medyası yeni kitabının adı. Birazdan Faruk Bildirici ile bu kitabın detaylarını konuşacağız. Bu kitabı diğer medya kitaplarından ayıran çok önemli bir özellik var ki o da kitapta adı geçen kişilerin görüşlerine de yer veriliyor olması. Faruk Bildirici ile hepsini detaylı bir şekilde konuşacağız ve şimdi yayını alıyorum kendisini. Faruk Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş bulduk, iyiyim. Kitabımla ilgili gelecek tepkiler hakkında meraktayım, öyle söyleyeyim. Evet, yani çok yeni, 2 gün oldu sanırım değil mi? 2 gün evet. Oldu piyasaya çıkalı. Medyanın ombudsmanı, sarayın medyası kitabın adı. Evet. Hürriyet'te okur temsilciliği yaptığınız dönemdeki etik kavgalarını taşımışsınız kitaba. O yüzden çok önemli bir kaynak niteliğinde. Teşekkür ederim. Yani ben aslında yaşadığım etik tartışmalar, kavgalar üzerinden hem yakın medya tarihini anlatmak istedim hem de evet gerçekten meslek etiğinin nasıl olması gerektiği konusunda hem günümüz gazetecilerine hem de geleceğe bir iz bırakmak istedim. Eğer gazeteciliğe küçük bir katkım olabilirse mutlu olurum. Üstelik de şunu yapmaya çalıştım. Malum gazeteci kitapların çoğunda bir subjektiflik olabilir. Yani tek yanlılık olabilir. Ben onu aşmaya çalıştım bir. Evet. İkincisi gazeteci kitaplarında genelde her insanda olduğu gibi kendisini her zaman haklı, her zaman doğru gösterme çabası olur. Ne kadar başardım bilmiyorum ama ben doğrusu bu kitabımda onun dışına çıkmaya çalıştım. Yani birincisi o subjektifliği aşmak için mümkün olduğu kadar kitapta adı geçen derin büyük bölümüne, ilgili bölümleri gönderip görüşlerini almaya çalıştım. Hı-hı. Onlarla bir şekilde bir ortak zemin, ortak görüş yakalamaya çalıştım. Hı-hı. İkincisi de kendimi her zaman doğruları yapan birisi değil de o kavgalar içerisinde doğru bildiğini yapmaya çalışan, arada hatalar da yapan bir insan olarak gösterdim ki gerçek de böyle zaten. Ki keza Herkes siz gibi, ben de hatalarda çoğu kez sansüre uğramışsınız. Yani onu da açıklayabiliyorsunuz. Evet. Benim için iki, haklısın. Benim için iki seçenek vardı. Ya başladığım gün, engellenmeye başlandığım gün onu o işi bırakacaktım ya da mücadele edecektim bir şekilde. Ben mücadele etmeyi seçtim. Evet eksikler oldu, yanlışlar oldu ama sanıyorum bir iz bıraktı Türkiye gazeteciliğinde. Çünkü benden önce ombudsmanlık bu kadar göz önündeki bir meslek değildi diyeceğim. Meslek değil miydi? Göz önündeki bir faaliyet, göz önündeki bir özdenetim mekanizması değildi. Daha bir öne çıktı, daha tartışılır ve görünür oldu. Peki size ombudsman olmaya iten şey neydi? Yani bu alana çok önem veriyorsunuz. Yani Hürriyet'le başlayan bu alan Evet. Sizde. Şu anda da tüm medyanın ombudsmanlığını yapıyorsunuz aslında. Bu alanı sevmeye iten şey neydi sizi? Yani gazeteciliğe başladığım ilk günden beri ben etik konusunu her zaman çok önemsedim. Birincisi bu. İkincisi biz kitapta da anlatmaya çalıştım. 90'lı yılların sonunda Doğan Tılıç'la, Profesör Doktor Doğan Tılıç'la birlikte TV8'de Çuvaldız programını yaptık. Evet. Çuvaldız programı zaten bir medya etiği programıydı. Hı-hı. O günlerden itibaren medya etiği ile ilgili, evrensel gazetecilik faaliyetleri ile ilgili çalışmalarım, dikkatim daha da yoğunlaştı. Ve işte Hürriyet Gazetesi Ankara Bürosu'nun yöneticiliğe devam ediyordum o sırada. Sonra da Hürriyet'in okur temsilciliğinde bir boşluk olunca ben de oraya getirmemi istedim. Kitapta da anlattım zaten. Enis Berberoğlu genel yayın yönetmeni olurken ondan talebim oydu. Ve o da kabul etti ve öyle başladım. Sonrasında ise yani Hürriyet'te 9 yıl kadar devam etti okur temsilciliği. Yani evrensel tanımıyla ombudsmanlık, medya ombudsmanlığı. Sonra da Hürriyet sonrasında şunu gördüm ben. Kitaptaki mücadele zaten anlatıyor onu. Editoryal bağımsızlık olmadan gazetecilik ilkelerini yerleştirmek, bunun mücadelesini yapmak, bir gazete ya da bir medya kuruluşu içerisinde medya ombudsmanlığı yapmak çok zor. İnsanın ayaklarında prangalar, ellerinde prangalar oluyor. Yani gerek gazetenin sahiplik yapısı, gerekse gazete yönetimi her şeyi bağımsız biçimde yapmanıza, eleştirmenize izin vermiyor zaten. Dolayısıyla ben Türkiye'de bir medya ombudsmanlığı, bütün medya kuruluşlarının katılımıyla
onların da onayı ve desteğiyle bir bağımsız medya omusmanlığı kurulması gerekliliğine inanıyorum. Ve o nedenle de... Öyle bir şeyin olabileceğine inanıyor musunuz peki? İnanıyorum tabii ki, inanıyorum. Ya ben şimdi bir yoldan gittim, o yol kapandı bana. Şimdi yeni bir yol açmaya çalışıyorum. Bu yolda da kendi kendime evet medya omusmanı unvanı vererek, yani bu tarz bir çalışma yürüterek, bütün medya kuruluşlarını eleştirerek, aralarında ayrım gözetmeksizin, bir medya omusmanlığı yolu açmaya çalışıyorum. Eğer benim yaptığım faaliyet bir şekilde medyada karşılığını bulur ve anlaşılırsa, ben olmam ileride, benim olup olmam önemli değil ama Türkiye'de bütün medyanın kabul edeceği bir medya omusmanlığı kurumu, tamamen editoryal bağımsız olan, özerk olan bir öz denetim mekanizması kabul edilir ve kurulursa ben başarıya ulaşmış olacağım. Öyle evet. Sayacağım kendimi. Umarım çok da kıymetli bu önerimiz. Medyanın geleceği açısından ve şu anki yaşadığımız bu sürecin içerisinden kurtulmak bakımından. Ama bugün yaşadığımız duruma baktığımızda çok mümkün olabileceğini bugün için göremiyorum. Ben çünkü mesela örnek veriyorum, işte özellikle iktidara yakın medyayı eleştirdiğinizde çok büyük bir alınganlıkla, çok büyük bir tepkiyle karşılaşıyorsunuz. O yüzden onların şu an için destek vermesini beklemek biraz hayal gibi olabilir mi Faruk Bey? Yo, doğru, hayal olabilir ama hayallerin peşinden koşmanın sakıncası olmadığını düşünüyorum ben. Kaldı ki sadece iktidar yanlısı medya değil, bağımsız ve eleştiren medyadan da eleştirilerime karşı serzenişli yanıtlar alabiliyorum. Onlar da çok hoşlanmıyor olabilirler. Ama yine de mesele, ben hep şöyle bakıyorum. Benim kim olduğum önemli değil. Ne söylediğim önemli. Doğru. Yani nasıl eleştirdiğim önemli. Eğer gazeteci arkadaşlar kendi pozisyonları ne olursa olsun ya da medya kuruluşları nerede olurlarsa olsunlar, benim söylediğimin içeriğine baksalar ve onun üzerinden tartışsak aslında daha olumlu yerlere varabiliriz. Ama maalesef öyle olmuyor. Fakat buna rağmen ben şuna inanıyorum. Günümüzdeki Türkiye medyasının içinde bulunduğu durum bir ölçü değil. Yani çünkü gazeteciliğin ne halde olduğu çok ortada. Gazetecilik evrensel ölçülerde yapılamıyor zaten. Doğru. Yani eleştirel, kamu adına denetim yapan, güç odaklarını sorgulayan, sürekli toplumun hakkını savunan bir medya yok şu anda genel olarak baktığımızda. Doğru. Dolayısıyla ölçü değil. Ben olması gerekeni sergilemeye çalışıyorum. Dolayısıyla zaman içerisinde ki bu medyanın böyle kalmayacağına inanıyorum, gördüğünüz gibi her ne kadar siyasi iktidar medyanın büyük bölümünü kontrol altına almış olursa olsun her şey gibi o da karşıtını yarattı. Son birkaç yıldır özellikle dijital devrimin de desteğiyle onun evet. da imkan sağlamasıyla birlikte bir alternatif medya doğdu. Bizim de bu alternatif medya da giderek daha etkili oluyor. Sizler de onun içindesiniz. Evet. Dolayısıyla yani bu dönüşümün ortasındayız biz. Çok bu doğru. dönüşümde ben de bana bir medyada öz denetim rolü düştüğünü inanıyorum ve bunu kendi başıma yapıyorum. Hiç kimseden destek almadan, hiçbir maddi gelirim vesaire olmadan kendi başıma yapıyorum. Ve mesleğime bir katkım olsun istiyorum. Eğer bu konuda medyada öz denetimin bağımsız kişiler tarafından yapılabileceği konusunda bir örnek oluşturabilirsem, ileride benim örneğim başkalarına yol gösterebilir. Buna inanıyorum ben. Ha bugün olmayabilir, önemli değil. Umarım olur yani hepimizin gönlünden geçen o aslında. Çünkü... Evet, ama bakın... Sizin de söylediğiniz gibi bu özellikle de mesleğin geleceği açısından çok büyük katkı sağlayacak bir alan. Kesinlikle. Zaten şöyle bir şey var. Türkiye'de bakın gazeteciliği, gazetecilik dışında hemen herkes eleştiriyor, herkes laf ediyor. Yani Türkiye'de bir politikacılar, iki gazeteciler. Herkes nasıl yapılacağını çok iyi, bizden daha iyi biliyor. Sadece ben yapıyorum zannediyordum. Faruk Bey siz de aynı canlı yapıyormuşsunuz hakikaten. Tabii tabii aynen öyle. Yani sokaktaki bir adamla karşılaştığınızda bile haberin nasıl yazılması gerektiğini, gazetecilik nasıl yapılması gerektiği konusunda ahkam kesebiliyor yani. Çok haklı. Bizim mesleğimizde herkes denetim yapabiliyor. Oysa tabii ki herkes eleştirebilir. Biz gazeteciler de eleştirilebiliriz. Ama önemli olan şu, bizimle ilgili öz denetimi biz yapmalıyız. Nasıl ki doktorlar kendi etik denetimlerini kendileri yapıyorsa, nasıl ki işte mimar mühendisleri kendileri yapıyorlarsa, gazeteciler de yine kendi içimizde bir öz denetim mekanizmasının olması lazım. Ben de bu öz denetim mekanizmasının bir takım işte basın konseyi ya da mesleki kuruluşlar ya da basın ilan kurumu, RTÜK gibi kurumlar değil, tamamen bağımsız bir medya omusmanlığı kurumu tarafından ama bütün medya kuruluşlarının desteklediği, benimsediği, editoryal bağımsız olan bir medya omusmanlığı tarafından sağlanabileceğine inanıyorum. Mesele bu, benim açımdan. Umarım öyle olur. Siz 9 yıl boyunca Hürriyet'in okul temsilciliğini yürüttünüz. Evet.
O dönemde tabii ben yaşım gereği o dönemlere şahit olmuş bir gazeteciyim ve birçok gazetenin okur temsilcisi vardı. Hepsini tek tek takip ederdik, okurduk. O zamanlar medya tavada çalışıyordum ben. İşte yine medya yaptığım bir dönemdi. Ama şimdi bugüne baktığımızda okur temsilcisinin eser yok gazetelerde. Yani bu alan tamamen kayboldu ve birdenbire yaşandı bu yok oluş ortamı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz ve neye bağlıyorsunuz? Tabii ki tahmin ediyoruz ama. Şöyle, tabii yani okur temsilciliği ve tabii okur temsilciliğinden önce medya kuruluşlarının yayın ilkeleri açıklaması. Doğru. Ve okura yayın ilkelerine bağlılığını ilan etmesi. Ve ardından bu yayın ilkelerinin nasıl uygulandığını denetleyecek bir okur temsilciliği kurumu oluşturması aslında bir gereklilik olarak doğmuştu. Neyin gerekliliğiydi? Çünkü 90'larda özellikle, öncesine gitmeyeyim bu kadarını, 90'larda özellikle medya gerçekten çamura bulanmıştı. Siyaset mühendisliği yapmaya başlamıştı. Medyanın holdingleşmesiyle birlikte medya sahipleri özelleştirme peşine, özelleştirmeden şirket kapma peşine girmişlerdi ve bunda kendi medya kuruluşlarını da silah olarak kullanıyorlardı, bir aygıt olarak kullanıyorlardı. Dolayısıyla haberciliğe güven de yerlere düşmüştü, iyice yerlere serilmişti. Dolayısıyla okurla güveni yeniden inşa etmek gerekiyor. O güveni inşa etmek için yeni ilkeleri ve okur temsilcilerini gerekliydiler. İşte bir dönem bildiğiniz gibi önce Milliyet'te başladı, sonra Sabah, Hürriyet ve Cumhuriyet gazetelerinde okur temsilcileri oldu. Bence önemli bir gelişmeydi Türkiye'de gazetecilik adına. Fakat daha sonra ortaya çıkan tablodan anlaşıldı ki aslında gazete patronlarının istediği şeyi gerçekten öz denetim yapacak, okurla yazı işleri arasında, okurla medya kuruluşu arasında gerçek bir öz denetim yapacak, doğruları olduğu gibi ilan edecek, yanlışlara itiraz edecek bir okur temsili değildi. Aslında onların istedikleri bir halk ilişkiler görevlisiydi. Evet. Yani okuru ikna edecek, durumu ayarlayacak, vitrinde bulunacak, eleştiriyormuş gibi yapacak falan falan da istedikleri şey buydu. Ya ben kendi adıma böyle bir rolü üstlenemezdim. Şunu biliyorum, ben okur temsilcisi olarak kendi adıma açık açık eleştirmeye, yani gazetenin yazı işlerinden ünlü yazarlarına, servis şeflerine kadar hepsini açık açık eleştirmeye, gördüğüm yanlışları köşemde, okur temsilci köşesinde yazmaya başlamadan önce Doğan Yayın Grubu'nun yayın ilkeleri duvarlarda bir süs olarak, bir tablo olarak duruyordu. Ne zaman ki eleştirmeye başladım, o zaman bir yerde fark edildi. Ben zaten okur temsilcim sırasında hiçbir şey yapmadıysam bir şey yaptım inanıyorum. O da en azından evrensel gazetecilik ilkeleri konusunda hem okur hem de gazeteciler arasında bir farkındalık yarattığımı inanıyorum. Yani mesela ilk başladığım günlerde okurlar evet eleştiriyorlardı Hürriyet'i ama sonra ilerleyen zamanlarda sürekli yayın ilkeleri üzerinden eleştirmeye başladı. Yani sizin şöyle bir ilkeniz var, buna uymuyorsunuz demeye başladı. Buna doğrusu mutlu oldum yani. Evet, ben de kitabınızda okurların görüşlerine de yer vermişsiniz. Birçok şeyi okuyunca hakikaten böyle gülümsedim. Ya böyle dönemlerde evet yaşamıştık biz bir zamanlar. Çünkü siz de kitabınızda bahsediyorsunuz ki artık Demirören'e özellikle satış gerçekleştikten sonra okurlardan çok fazla eleştiri de gelmemeye başlamış. Evet, umutlarını kestiler çünkü yani güven tamamen kayboldu. Dikkat ederseniz ben kitapta şunu yaptım. Bu da çok tehlikeli bir şey gösteriyor. Yani artık tamamen kanıksanmış bir durum var ortada. Tabii çok tehlikeli. 1980'lerde 3,5-4 milyon olan toplam gazete tirajı bugünlerde eğer 2 milyonu bile bulmuyorsa, ki önemli bölümünün de bunun bedava dağıtılan gazeteler olduğunu biliyoruz. Onların gerçek olduğunu varsaysak bile nüfusun artmasına rağmen toplam gazete tirajının bu hallere düşmesi zaten okurun yazılı medyaya, yazılı geleneksel medyaya ne kadar güvendiğini ortaya koyuyor. Ben kitapta bir şeyi yapmaya çalıştım. Onu da aslında okur temsilim sırasında çok önemsiyor idim. Bir yandan okurlardan gelen eleştirileri değerlendirerek hatalar konusunda kendi gazetedeki köşemde her pazartesi günü yazdım. Bir yandan da aylık raporlar düzenledim gazete yönetimine. Okurlardan gelen eleştirileri derli toplu biçimde aylık olarak gazete yönetimine ilettim. 3 yıl falan sürdü bu. Her ay raporlar. Fakat bir süre sonra bu raporların okunmadığını fark ettim. Bir karşılığı yoktu. Kendi kendime raporları kestim. Bakalım kimse bir şey isteyecek mi? Hani
okuyorlar, merak ediyorlar mı? Kimseden bir şey gelmedi. Ama o raporların bir kısmını özetleyerek bu kitaba da koydum. Çünkü şöyle, örneğin bazı şeyleri yazamamıştım. Yani sınırlılıklar nedeniyle, izin verilmesi, engellenme nedeniyle. Bazı şeyleri de zaten tamamen gazete yönetimini ilgilendirdiği konulardı. Örneğin okurların gazetenin siyasi iktidar yakınlaşmasıyla ilgili eleştirilerini, ona benzer bir takım şeyleri hep o raporlarda koydum. O raporları da şimdi kitaba biraz özetleyerek koyduğum için insanlar o süreçte okurun Hürriyet gazetesine, Doğan Grubu nasıl baktığını oradan da görebilirler. Değişen tavrı, bakışı çok net bir şekilde görünüyor. O raporlardan biri de Ahmet Kaya'yla ilgili hazırlamış olduğunuz haberleriyle ilgili. Tabii Fenerbahçe'den Ahmet Kaya'ya kadar birçok konuda raporlar hazırladı. Ekonomi sayfalarının ekonomi sayfalarındaki haber dağılımı konusunda birçok raporlar hazırladı dedi. Şimdi onları tekrar konuşacağız ama ben yine şu soruyu ısrarla sormak istiyorum. Çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü. Kitabın vereceği mesaj açısından. Şimdi hani bir nebze ben ve benim yaş, benim kuşamdaki gazeteciler sizin anlatmış olduğunuz olayların bir bölümüne şahitler. Belki de çoğunluğa şahitiz. Ama işte özellikle de yeni mezun olacak ya da iletişim fakültesini okuyan öğrenciler açısından. Bu kitap... ne gibi bir fayda sağlayacak onlara? Yani bu kitabın üstlendiği misyon nedir medyada? Bu kitabın üstlendiği misyon, böyle düşünmedim aslında ama yani kitap bir anlam bakıldığında benim gibi hayalci. Çünkü neden bu soruyu? Olması gerekir. Evet hayalcim, öldüm, özür dilerim. Çünkü siz kitabı Hürriyet'in ayrılmadan önce yazmaya karar vermişsiniz. Değil mi kitap? Evet, evet. Evet. Ben Cumhuriyet kökenli bir gazeteciyim. Dolayısıyla orada arşivciliği öğrendim. Her şeyi not aldım sürekli. Evet, her şeyi sakladım. Cumhuriyet çalışanları bunu söyler yani böyle bir evet. Şey var. Evet, dolayısıyla bende her şey zaten belgeliydi. O nedenle yazmaya başladım. Çünkü onu yazmaya başladığım sırada artık o gazetede benim bunu yapamayacağım. Yani yolun sonu görülmüştü. O nedenle yazmaya başladım. Biraz önceki şeye dönersem sorunun cevabına. Evet, ben bir açıdan bakıldığında hayalciyim. İdeal gazetecilikten, evrensel gazetecilikten söz ediyorum ki Türkiye koşulları ortada. Medyanın koşulları ortada. Ama bir yanıyla bakıldığında gerçekçiyim. Çünkü ben o koşullarda bile olması gerekeni yapmaya çalışıyorum. Çaba harcıyorum. Ya başardım demiyorum. Hatta kaybettim, yenildim diyorum. Ama ben o koşullarda doğru olanı yapmaya çalışıyorum, mücadele ediyorum. Ha, kavga mı ediyorum? İnsanlarla yumruk yumruğa mı giriyorum? Yok, hayır. Ama tartışıyorum, fikrimi söylüyorum. Bazen ilerleme sağlıyorum, bazen sağlayamıyorum. Ama bu kitabı okuyan genç arkadaşlar özellikle şunu görecekler, ona eminim. Bir insan var, bir gazeteci var ve medyanın o koşullarında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ya demek ki biz de yapmaya çalışabiliriz. Ha, herkes kendine göre bir yöntem bulabilir, herkes kendine göre bir yol çizebilir. Ama zaten ben hep genç arkadaşlara bunu söyledim. Yani hiçbir zaman, hiçbir meslekte olmadığı gibi zaten gazetecilikte de ideal koşullar olmayacak. Evet. Yani bugün üniversite akademisyen olsanız da ideal koşullar sizi karşılamayacak. Her şey çok iyi olmayacak. Yani hayatın hiçbir alanında kimseye gümüş tepsi içerisinde her şeyi sunmuyorlar. Öyle bir şey yok zaten. Dolayısıyla gazetecilikte de problemler var. Gazeteciliğe girdiğinizde de siz bu meslek nasıl yapılır, doğrusu nedir bunu bileceksiniz. Bunu gerçekleştirmek için olabildiğince çaba harcayacaksınız. Kendinizden taviz vermeden tabii ki. Olması gereken şey bu. Evet. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yaptığım şey aslında özünde bu yani. Evet. Bir de sizin de en başta bahsettiğiniz gibi subjektif değil, objektif olma yolunu tercih ettim. Buna özen gösterdim demişsiniz ve kitapta adı geçen isimlerin de görüşlerine yer vermişsiniz. Evet. Bu isimlerden en merak edilenlerden biri de Aydın Doğan ve kızı Vüsat evet. Doğan Sabancı. Aydın Doğan çok sert tepki göstermiş kitabınıza. Böyle bir tepki bekliyor muydunuz kendisinden? Ya, gerçekten beklemiyordum. Yani şöyle beklemiyordum. Çünkü daha önceden bir tartışmanız, bir anlaşmazlığımız olmadı. Ben sadece kendisinin bu gazeteyi, daha doğrusu Doğan Medya grubunu birdenbire Demirören'lere devredip çekilmesinin ve bütün çalışanları bir çaresizlik içerisinde bırakmasının haksızlık olduğunu en hafif deyimle düşündüm. Yani bu eskiden hani bilir misiniz bilmiyorum köyler satılırdı
içindeki köylerin içindeki marabalarla birlikte, çalışan köylülerle birlikte. Birden başka ağanın köleleri olarak bulurdu insanlar kendilerini. Biz de düşünün ki bir sabah kalktık, Aydın Doğan'ın çalışanlarıyken birdenbire Demirören'in çalışanları oldu. Oysa Demirören'in geçmişinde nasıl gazetecilik yaptı milliyetten belliydi zaten. Aydın Doğan en azından bizlere sorabilirdi arkadaşlar. Yani siz bu patronla çalışmak istiyor musunuz? Çalışmak istemiyorsunuz, ben size kıdem tazminatlarınızı verip size ayıracağım diyebilirdi, bize bu hakkı tanıyabilirdi. Oysa bunu yapmadı. Bir tek bu kırgınlığın dışında, ve bunu da kendisine zaten ifade etmiştim satıştan sonra, başka bir kırgınlığım falan yoktu, bir problemimiz yoktu. O nedenle benim kendisine herhangi bir kin duymamı ya da nefret etmeni sağlayan bir şey yok. Ama elbette ki şöyle bir şey var. O bir gazete patronu, bir holding patronu. Ben bir gazeteciyim. Elbette evet. Gazeteciliğe ve dünyaya farklı bakacağız. Aynı yerde değiliz doğal olarak. Ki kaldı ki aslında siz Aydın Doğan'ın kurduğu çok önemli bir cümleden bahsediyorsunuz. Ben okuduğumda sizinle aynı duyguyu yaşadım. Beynimden vurulmuşa döndüm. İşte şöyle bir cümlesi var. 4 kızıma birer oyuncak verdim. Bunlardan biri de. Ah, evet. Yani hakikaten yani bunu tanımlayacak bir cümle kuramıyorum şu an. Yani dolayısıyla böyle bir anlayış varken çok da şaşırmamak gerektiğini mi düşünmek lazım acaba? Evet, evet. Yani doğru nokta. Yani beni zaten en çok etkileyen cümlelerden biriydi o. Yani hayatım boyunca da yani Aydın Doğan tanıdıktan o cümleden sonra hiçbir zaman o cümleyi unutmadım. O gün gerçekten kendimi orada bir oyuncak gibi hissettim. Yani daha doğrusu öyle hissettiğini algıladım. Düşünsenize yani büyük bir holdinge sahip, milyar dolarları olan bir iş insanı. Kızlarını düşünüyor, kızlarına birer oyuncak vermiş. Oyuncaklardan biri de benim içinde bulduğum Hürriyet yani. Böyle bakıyor. Yani kızlarını mutlu etmek, bu arada milyarlar kazanmak. Şimdi böyle bir amacı var Aydın Doğan'ın. Bizim gazeteciler olarak da yani hem mesleğimizi yapmak hem de topluma bilgi vermek, kamu yararına faaliyet göstermek gibi çalışmak. Evet. Evet, böyle olunca anlaşamamız doğal. Ama yine de bazı konularda ya kitapta sen şöyle yazmışsın ama burada bir maddi hata var. Şurası eksik, şurası fazla demesini beklerdim. Nitekim bazı arkadaşlardan öyle eleştiriler geldi. Vuslat Hanım'dan da gelmiş galiba. Pardon? Vuslat Hanım'dan da. Evet, Vuslat Hanım'dan da geldi. Doğru. Vuslat Hanım'dan özellikle bu yayın ilkelerinin ilan edilmesi ve okur temsilinin oluşturulması konusundaki önerinin kendisinden geldiğini söyledi. Ben oraya eksik yazmıştım. Onu ekledim kitaba. Evet. Bir konu daha vardı. Ayşe Arman'ın bir yazısıyla ilgili, o konudaki değerlendirmemle ilgili bir yanlış olduğunu söylemişti. Onu hangi yazı? Antijen Nilüfer, terzilik yapan işte bir evet. butik işletme konusunda. O konudaki bir şey vardı. O ikisini düzelttim mesela. Ama onun dışında zaten bir itirazı olmadı ama hoşlanmadığını ifade ettiğini. Yani çok kitaptan hoşlanmış değildi ama yine de o iki noktada değişiklik yaptım. Aydın Bey bana herhangi bir noktada şurada şu var, şuna itiraz ediyorum gibi şeyler söylemedi. Kitabın bütününe karşı çıktı. Ben buna rağmen kendisine bir kez daha cevap verdim. Şunu söyledim. Evet, bir defa bu tavrınızı yadırgadım. Bunu beklemiyordum. Ama siz yine de bana somut eleştiriniz varsa lütfen söyleyin. Onu da söylemiyorsanız karşı görüşünüzü kitapla ilgili yazın bana, kitaba ekleyeyim dedim. Ya ben bunu gerçekten de yapacaktım. Nitekim işte Mirgün Cabas, Volkan Ural, Timuçin Tüzecan, Doğan Satmış, bir arkadaşım da, yani Çağlar Göğüş, 5 kişi benim yazdığım bölümlere karşı görüş verdiler. Katılmadıklarını ifade ettiler. Ben de o görüşlerini kitaba dipnot olarak ekledim. Yani bunu açayım. Evet. Dediğim gibi ben objektif olmaya çalıştım. Yani kendim çok başarılı bir okur temsilciyim diye öyle bir şey sunmaya çalışmadım yani. Ayrıca en başta da dediğiniz gibi gazetecilik kitaplarında çok görmediğimiz bir şeydi bu. Ben de böyle bir şaşırdım hakikaten görünce. Yani güzeldi. Güzeldi. Ben sonradan kavga edeceğime önce de edeyim dedim. peşin peşin yanlarına yer vermişsiniz. Ama tabii şunu söylemem lazım. Bazı kişilere gönderdim, cevap alamadım. Bazılarına da hiç göndermedim. Yani örneğin yani Ayşe Orman, Cengiz Semercioğlu gibi bir isimleri. Bir kere daha sorsam ben. Yani şöyle sorsam. Mesela yanıt vermeyenlerden birinin başında Ahmet Hakan geliyor. Örnek veriyorum. Evet.
Ahmet Bey'in size yanıt vereceğini bekliyor muydunuz? Ya da yanıt vermeniz sizi şaşırttı mı? Ben sınırlı da olsa yanıt verir sınırlı da olsa yanıt verir diye düşündüm. Yani doğrusu ben Ertuğrul Bey'in cevap vereceğini düşünmüştüm mesela. Evet. Ama vermedi. Ne? Ben yani nasıl yorumluyorsunuz? Cevap vermemelerini nasıl yorumluyorsunuz? Yani kırıldılar belki bana. Belki böyle bir şey beklemiyorlardı. Çünkü Türkiye medyasında her şey olduğu gibi yazma alışkanlığı çok yok. Ve bir de gazeteci milleti öyle çok kolay eleştiriye gelen insanlar değildir. Egoları yüksektir yani. Oysa ben çıkıyorum karşılarına bir eleştirde bulunuyorum. Yani bunu kabul etmemelerini anlıyorum. Ama kabul edemiyorum. Sizin egonuz yüksek mi Faruk Bey? Siz karar vereceksiniz artık. Olabilir. Yani ama siz karar vereceksiniz. Yani dedim ya da okurlar karar verecek. Şaka yapıyorum Faruk Bey. Dediniz ya. Yok söyleyebiliriz tabii ki. Evet. Yani, bir de tabii hiç arama ihtiyacı duymadım dediğiniz isimler var. Peki bu davranışı da doğru buluyor musunuz? Yani hiç aramama gerek yok. Nasılsa zaten anlaşamayacağız, uzlaşamayacağız. Yani şöyle örneğin Ayşe Arman'a göndermedim. Çünkü en son konuştuğumuzda telefonu yüzüme kapattı. Yani zaten bir konuşma zeminimiz kalmadı. Ondan da çok kısa bahsedelim mi? Bir röportajın eleştirdiğiniz için galiba. Röportajına tabii. Yönelik yaptığınız eleştiriyi sanırım. Eleştiriye sinirlenmiş sanırım değil mi? Yani evet. Çünkü orada ben onun bir PR söyleşisi olduğu izlenim edilmiştim ve yani söyleşinin koordinatları onu gösteriyordu. O nedenle itiraz ediyordum. Bunu sorgulamaya kalkınca çok sinirlendi ve telefonu yüzüme kapattı. Oysa mesele bu. Ki zaten daha önce de birkaç yazısı nedeniyle tartışmıştık. Evet. Yani nitekim de Ayşe Arman'ın birkaç kez ben PR söyleşisi yaptığını, gazete yönetimiyle anlaşmalı olarak PR söyleşisi yaptığını tespit ettim ve yazdım. Üstün Dökmen'le bir çay firmasıyla söyleşisi yapmıştı. Evet, haber oldu. Ben sayfaları yan yana koydum ve ikisi çok netti. Yani o da, ama Ayşe Arman da kendisini bunu gazete yönetiminin bilgisi dahilinde yaptığını söyledi. Savundu ama bu beni bağlamaz. Yani gazete yönetimi de zaten nitekim kitapta da anlattım bunu. Daha sonra başka arkadaşların yaptığı yani Onur Baştürk'ün yaptığı mesela bir hibrit otomobil tanıtım vardı. Sosyal medyada yapmıştı. Ondan sonra da yine tartışma konusu oldu. Gazete yönetiminde bir toplantı düzenlendi. Gazete yöneticilerinin bazıları bunun zaten nasıl söyleyeyim icra kurulunda karar alındığını, yazıların içerisine reklam konabileceğini ve bunun zaten gazete yönetiminin reklam servisiyle birlikte pazarladığını söylediler. Ben de onlara şunu söyledim. Eğer böyle bir karar alındıysa bunu şimdi burada bana söylemeyin, kamuoyuna açıklayın. Evet. Eğer yaptığınız şeyin doğru olduğunu inanıyorsanız bunu açıklamanız lazım. Ha açıklamıyorsanız o zaman ben bunu itiraz etmeyi sürdürürüm. Evet. Ama maalesef gazete içindeki bazı arkadaşlar, bazı birim şefleri de, servis şefleri de, magazin servisi yöneticisi Selim Akçin dahil olmak üzere bunu desteklediler. Bunu doğru bulduklarını söylediler. Zaten bu konuda bir kişinin hakkını teslim etmem lazım. O da Melike Karakartal. Melike Karakartal Kelebek'te yazısının içerisine reklam konulmasını kabul etmediği için bu gazeteden atıldı. Son derece onurlu bir davranışta bulundu. Onun dışında diğer yazarlar bu davranışı gösteremediler. Evet. Çünkü daha açık konuşmam gerekirse orada bir danışıklı dövüş var aslında. Niye rahatsız olsun ki yani? Hani ben kusura bakmayın. Yani çünkü insan kendini tutamıyor Faruk Bey. Yani şimdi hani madem konuşuyoruz bunu da söyleyelim. Yani neden rahatsız olsun ki? O da oradan nemalanıyor bir şekilde. Tabii. Oradaki yönetici de yani çıkar ilişkisi var. Fakat benim gerçekten böyle şok aslında şoka da girmeme de şaşırdım ama yani hakikaten ismi konuşunca Ertuğrul Özkök'ün sizin reklamla ilgili özellikle verdiğiniz tepkilere yanıtı çok ilginç. Demode olarak karşılıyor. Evet öyle. Yani demode solcu davranışı ne olacak canım bu yapıyor. Oysa evet. Kendisi ve birkaç arkadaş grubu gazeteciyle birlikte habire gezilere gidiyorlardı. Yani hatta araba kullanmayı bilmesine rağmen bir otomobil firmasının Latin Amerika'daki gezisine gitti yani. Şimdi ne diyebilirim ki buna? Neden? Nasıl eleştirmem yani?
Nasıl iliştirme böyle bir şeyi? Çok çok enteresan gerçekten. Yani hani o 9 yılı buraya sığdırmak kolay olmamıştır. Bu röportaja sığdırmak hiç kolay olmuyor emin olun. 4 tane genel yayın yönetmeni döneminde evet. yapmış olduğunuz bu okur temsilciliği süreçleri. Evet, orada onu söylemem lazım. Mesela kitabın kurgusunu yaparken öyle bir zorluk evet. yaşadım zaten. Çünkü bir yandan akan ve tekrarlanan olaylar var. Evet. Sorunlar var. Bir yandan da genel yayın yönetmenleri değişiyor. Yani sadece olaylara göre, sorunlara göre bir kurgu yapsaydım çok tekrara düşecektim. O nedenle ben mümkün olduğu kadar genel yayın yönetmenlerine göre kurgu yaptım. Bu arada şuna da dikkat ettim. Türkiye'deki o siyasi ortamın değişimini de alt yönünde kuraklanmak evet, istedim. Ben de onu söyleyecektim. Yani şimdi lafınızı böldüm ama ben zaten o giriş sayfasında isimleri görür görmez Faruk Bey kronolojik sıra yapmış. Çünkü yani şu Enis Berberoğlu'ndan başlayıp Vahap Munyar'a uzanan süreç bir siyasi dönüşüm aslında baktığınızda. Tabii. Ona göre seçildi o genel yayın yönetmenleri. Evet tabii ki. Yani zaten o dönüşüm bile gösteriyor ne olduğunu. Ya benim Hürriyet'te son dönem şunu söylemem lazım. Vahap Munyar'ın yani daha doğrusu Demirel'lerin gelişinden önce de benim artık Hürriyet'te okur temsilcim bayağı bir zora girmeye başlamıştı. İşte Ertuğrul Özkök kitapta da yer verdim zaten. Aydın Bey'e Hususat'tan o mektup yazıp artık işte dünyada da okur temsilci kalkıyor zaten. Artık Faruk da kendi görüşlerini yazmaya başladı. Bunu kaldıralım, kapatalım onun sayfasını gibi şeylere başlamıştı. Ve bazı birim yöneticileri de kulis yapıyorlardı. Artık bu kalksın diye. Böyle şeyler yapıyorlardı. Ama Demirören grubu geldikten sonra bunu yapamayacağım zaten çok uzun sürmeyeceği belli olmaya başlamıştı. Ki zaten onlar gelince ben şunu sordum. İlk sorduğum şey Mehmet Soysal'a şu oldu ve Vahap Munyar'a. Demirören yayın ilkeleri diye bir şey yok. Ne yapacağım ben? Yani yayın ilkeleri benim anayasam. Ben ona dayanarak yazıp çiziyorum. Şimdi Doğan yayın ilkelerini o bitti yeni bir şey mi yapacağız? Yoksa Doğan yayın ilkelerinin adını değiştirip Demirören yayın ilkeleri yapıp öyle mi devam edeceğiz? Bana dediler ki Demirören yayın ilkeleri yapalım. Öyle ilan edelim ve sonra geliştirelim üzerinde çalışalım. Tamam dedim ben yaptım. Yeni bir takım ekler önerdim kendilerine. Hiç ses çıkmadı bile yani zaten. Önemsemediler bile bunu. Fakat bir süre sonra benim Hürriyet'i eleştirmemden rahatsız olduklarını açık açık ifade ettiler zaten. Ve kitapta da yer verdim. Bazı yazılarımı yayınlamadılar üst üste. Ve üstelik hiç haberiniz olmadan adınızı gazetenin künyesinden çıkardılar. Evet. Yani o zaten bana verilen mesajdı yani artık yolun gözüktü. Evet. Çok. Yani... Zaten ben de ama ben buna hiç şaşırmadım. Ben Demirören'in geldiği günden itibaren gazetedeki odamı boşaltmaya başladım. Yani kimse fark etmiyordu ama ben dolapların içini boşaltarak yavaş yavaş yükümü hafifletmeye başladım. Nitekim de son hadi güle güle dedikleri anda hemen toplayıp bir günde çıkıverdim oradan. Yani çok çok üzücü dönemlerdi. Şimdi ben o süreçleri hatırladım. O haberi yazdığım günü hatırladım ki aslında mesela Enis Berberoğlu'nun ayrılış süreci de çok benim hayatımda enteresan. O haberi ilk duyuran gazeteci de benim. İşte o zaman yetavadı. O haberin bize ulaştığı günü hatırlıyorum ki o zaman aslında o kararla değişim ve dönüşüm başlamıştı. AKP iktidarının Aydın Doğan üzerinde ki o baskıyı arttırma süreci belki de. Ne dersiniz? Tabii ama önceden de başlamıştı aslında. Yani çünkü Ertuğrul Özkök'ün gidişi de yine siyasi iktidarla bir şekilde ilişkiyi düzenlemek. Tabii işte tabii. 20 yıllık genel yayın yönetmenini. Tabii yani o da öyle bir çabaydı. Yani Aydın Doğan ve nasıl söyleyeyim Vuslat Hanım ya da işte gazete yönetimi holding yönetimi hiçbir zaman siyasi iktidarla gazetecilik üzerinden karşı karşıya gelmeyi göze alamadı zaten. Sürekli onlara yanaşma, orasıyla iyi geçinme çabaları hakim oldu. Ha, gazete yönetenlerin, işte genel yayın yönetmenlerin zaman zaman çıkışları, gazetecilik yapma çabaları oldu, dengeleme çabaları oldu, girişimleri oldu. Ama bu giderek daha da zayıfladı. Hele hele işte o vergi cezalarından sonra daha da kötü bir duruma girdi. Oradaki evet Enis Berberoğlu'nun gidişi, sonra Sedat Ergin'in gidişi, Sedat Ergin'in de sonra gönderilmesi zaten işte durum açıkça gösterdi sanıyorum. Evet, çok
Çok üzücü ve tabii şu da çok yaralayıcı bunu öğrenmiş olmak. Ben kitabınızla öğrendim bunu. Çok tahmin edemeyeceğimiz bir şey değil ama gerçekliğiyle yüzleşince daha çok canınız acıyor böyle. Ertuğrul Özkök'ün sendikalaşma oluşumunu gazeteden uzaklaştırmaya çalışması. Hı hı, bunu, evet. Bu operasyonun başında yer alması. Ve hala evet. O gazetede yani 45 tane hürriyet çalışanı evlerine tebligat gönderilerek işten atıldı ve evet. Tazminatlarını alamadılar ki siz de bu kitabı onlara adadınız. Çok değerliydi bu. Ama o insan böyle bir siciliniz var. Bunu yapmışsınız ve 45 insan daha gitmiş sonrasında. Hala orada yazmaya devam ediyorsunuz. Yani bunu anlamak çok zor ya. Hakikaten yani. Yani vicdanla çelişen bir şey. Yani sanıyorum Ertuğrul Özkök ve benzer pozisyonda bulunan arkadaşlarımız, yazarlar bir şekilde bunu kendilerini, kendi vicdanlarını açıklıyorlar herhalde. Yoksa başka bir şey şekilde orada kalamazlar. 45 kişinin hiçbir hakkı tanınmadan, hepsi de yakın arkadaşlarımız bizim bunlar, birlikte çalıştık yıllarca. Bu insanların kapının önüne konmasına karşı en ufak bir itirazları olmadı. Bu insanı gerçekten canını yakıyor. Ve sadece bu da değil. Bakıyorsunuz Ertuğrul Bey ve diğer bazı yazarlar diyeyim yani. Yazdıkları yazılar iktidarı rahatsız etmeyecek türden, yani nasıl söyleyeyim, tatlı su muhalefeti yapar türden ya da Ertuğrul Bey'in köşelerinde zaten köşesinde giderek daha böyle magazinel şeyler yazarak falan orada kalmaya çalışıyor. Neden buna ihtiyacı var ki? Bunu kendisinin söylemesi gerekiyor ama yani ne maddi manevi ne de manevi olarak böyle bir şeye ihtiyacı olması gerek. Ama Ertuğrul Bey'in gazetecilik çizgisi demek ki buradan rahatsız olmuyor. Evet. Ya ben böyle bir durumu kabul edemedim ama o kabul edebiliyor. Evet, çok enteresan. Peki o süreci çok kısa özetleyebilir misiniz? Çünkü önem verdiğimiz bir olay, o sendikayı uzaklaştırma, sendikaya üye olan arkadaşları vazgeçirme çabası. Ha şeyi başlangıcı diyorsunuz. Tabii evet, ki şöyle. Evet. Aydın Doğan bildiğiniz gibi önce işte Abdi İpekçi sonrasında Milliyet'i satın almıştı. Milliyet'te ilk operasyonlarından birisi zaten sendikayı uzaklaştırmaktı. Orada ciddi mücadele veren arkadaşlar oldu. Orada sendikayı uzaklaştırdı. Hürriyet'i satın aldığında da aynı şeyi yapmak istedi. Sedat Ergin Ankara temsilcisiydi. Bizim Ankara bürosundaki sendikadan ayrılma işini onun yapması istendi. Çünkü Ertuğrul Özkök İstanbul'daki birim yöneticileriyle, servis şefleriyle onu yapmıştı. İstanbul'da herkesi sendikadan çıkardılar tek tek baskı kurarak. Ankara en sona kaldı. Ankara'daki ben ve diğer arkadaşlar sendikadan çıkmamıştık, istifa etmedik. Sedat Ergin de ikna etmeyi başaramayınca ki o da hakkını vermek lazım çok ısrar etmedi doğrusu. Çünkü o da sendikalıydı aslına bakarsanız zaten. Ertuğrul Özkök geldi yanında bir noterle. Herkesi baskı yaparak tek tek herkesten oradan istifasını aldı. Üstelik de bir konuşma yaptı. Merak etmeyin biz size sendikadan çok daha fazla işte haklarınızı vereceğiz. Hiçbir şekilde zarar uğramayacaksınız falan gibi böyle bir takım nutuklar atarak, vaatlerde bulunarak yaptı bunu. Ayrılmayı düşünmeyen arkadaşlara da atmakla tehdit etti. Yani ya bunu bugün istifa edersin sendikadan ya da atarız bugün diye. Baskı kurdu. Bana kimse bir şey demedi. Ben biraz şanslıydım çünkü Cumhuriyet'ten gelirken sendika aidatını elden vermeyi kabul etmiştim. Dolayısıyla Ertuğrul Özkök'ün elindeki o sendika aidatını bordrodan ödeyenler listesinde ben yoktum. O nedenle bana kimse istifa et demedi. Ben de istifa etmedim. Ama ya işiniz olsaydı orada? Yani şövalyelik yapabilir miydim? Çok sanmıyorum doğrusu. Yani ben istifa ederdim herhalde. Zaten şöyle bir şey oldu. Zaman içerisinde sendika ile ilişkimiz sendika basında diğer yerlerden de temizlendi. Uzaklaştırıldı. İşte biliyorsunuz en son Anadolu Ajansı birkaç yıl önce sendikayı uzaklaştırmıştı iş yerinden. Kalan dönemde sendika o kadar işlevsizleşti ki ben de sendikayla hiçbir ilişkim olmadı. Gelip benden aidat da istemediler ve zaman içerisinde o sendika üyelikleri dijitale geçerken benim üyeliğimi geçirmemişlerdi. Sonra ben de Demirören'ler geldikten sonra bu işte atılan 45 arkadaşla onlarla birlikte, o gruplarla birlikte ben de sendikaya yeniden üye oldum. Dijital olarak. Fakat sanıyorum gazeteden bazı kişiler ya da
İçişleri Bakanlığı'ndan kimlerin sendika üyesi olduğuna dair listeleri Demirören grubu aldı ki o arkadaşları o şekilde attılar. Evet, yani geçmişten verdiğiniz örneğe de bakacak olursak bu onlar için bir yöntem olmuş aslında. Tabii. Yani şunu söyleyeyim ben. Gazeteci diyoruz. Hani baştan beri söylüyoruz. Yani mağdurların hakkını arar. Sessizlerin evet, sesidir. Evet. Toplum çıkarlarını savunur, kamu yararını savunur diyoruz. Burada gazeteci kendi hakkını savunamaz durumda ve gazetecinin kendi hakkını savunmasını engelleyen yönetici ve yazarlar var. Zaten biliyorsunuz Ertuğrul Bey kendisini artık bir gazeteciden çok aynı zamanda TÜSİAD üyesiydi. İş insanı olarak da tanımlıyordu. Yani daha doğru bir tanım olur belki de, bilemiyorum yani Faruk Bey. Şimdi yorum da yapmak istemiyorum çok fazla. Evet, kendisi karar versin artık. Evet, şimdi size kitapla ilgili Twitter'da paylaşım yaptığınızda çok taze bir eleştiri de geldi. Onunla ilgili görüşünüzü de almak isterim. Çünkü bir yorum yapmadınız gördüğüm kadarıyla. Kanal D'de sabah haberlerini sunan İrfan Değirmenci ve onun ekibinde yer alan editör bir arkadaşımız Ertuğrul olması lazım. Ertuğrul Bayraktı sanırım. Yanlış olmasın evet. Soyadı. Hı hı. Onların görevine son verilmişti. O dönemi hatırlıyorum ben. Yine medya haberi yapıyordum o dönemde. Çok da konuştuğumuz bir olaydı. Kitapta da bahsediyorsunuz o iki isimden. Ama Twitter'da size gelen eleştiride o dönemde o iki ismin arkasında durmadığınız yönünde, onları korumadığınız, onlara sahip çıkmadığınız yönünde bir eleştiri var. Nasıl bir cevap vermek istersiniz bu eleştiriye? Yani birincisi ben zaten şöyle söyledim. Zaten her şeyi yaptım, her şeyi başardım demiyorum. Öyle bir iddiam yok. İkincisi ben Hürriyet Gazetesi'nin okur temsiliyim. İrfan Değirmenci Hürriyet'te değildi. Yani ben, bazı arkadaşlar onu karıştırıyorlar. Beni Doğan Yayın Grubu'nun okur temsilcisi gibi varsayıyorlar ki öyle bir şey değildim. Sadece Hürriyet'in yayın, okur temsilcisini yaptım. Birincisi bu. İkincisi, İrfan Değirmenci arkadaşımız atıldığında, o işte referandum konusundaki tweetlerden sonra atıldığında kendisini aradım, kendisiyle konuştum, üzüntülerimi ifade ettim. Yani desteğimi ifade ettim. Böyle bir konuşma geçti aramızda. Hı hı. Ama hatta açıktan da tweet attım hatırlıyorum ama çok emin değilim. Hı hı. Onun dışında ne yapabilirdim bilmiyorum. Yani benim de mi ayrılmam gerekiyordu, o mu olur? Neyse ama öyle değil. Yani şunu söyleyeyim ben. Arkadaşlar alınmışsa, desteğimi yeterli bulmamışlarsa haklıdırlar. Öyle söyleyeyim. Neden? Yani gönül ister ki ben de gerçekten o koşullarda ne olursa olsun onların da onları da hak ettiği yanında olabilseydim derim. Ne diyeyim? Peki, ben de o günkü koşullarda yapabildiğimi düşünmüştüm ama demek ki öyle algılanmamış. Ama şunun da olmaması gerek. Yani bugünden geriye bakıldığında Faruk Bildirici bizimle ilgili şunu yapmadı. Dolayısıyla hiçbir şey yapmamıştır. Dolayısıyla yazdıkları önemli değildir. Böylesine toptancı yaklaşımları da doğru. Yani bu gazetecilikle bu gazetecilikle de çelişen bir anlayış zaten. Yani biri ne kadar farklı görüşte dahi olsa ya da o kişi çok büyük hatalar yapan biri de olsa ortaya bir şey koyan, üreten birinin ne yaptığını, ne söylediğini biz gazeteci olarak bakmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Öte yandan şöyle bir yorumda bulunabilir miyiz acaba? Yanlış bir yorum yapmış olur muyum böyle bir yorum yaparsam? Şimdi ben sanki bu kitabı, çünkü içten içe çok özür dilerim, içten içe sizin sansüre de uğradığınız için, birçok şeyi engelleyemediğiniz için de içten içe bir pişmanlık ve üzüntü duyduğunuzu da böyle hissediyorum sanki. Bu pişmanlık kitap. Değil, üzüntü duydum. Doğru. Pişman oluyor musunuz mesela? Yani sansüre uğrattırdığınız için, yazılarınızın sansüre uğramasına izin verdiğiniz için pişman değil mi? Ona başta cevap verdim aslında. Yani ilk günden itibaren zaten ben yazılarımı yayınlanmadan önce Enis Berberoğlu'na, genel yayın yönetmenine geçiyordum. Hı hı. Üzerinde konuşuyorduk. Ondan sonra ilk günlerde itibaren usta tanımı da geçmemi istedi. Yani bu ve nitekim de oradan ilk tepki geldi. İşte Sedat Ergin zaten genel yönetmenine geldi. İlk günlerde
bir haber nedeniyle Aydın Doğan kendisine kızınca benim yazımda görüp ünlülerin cep telefonlarındaki o çıplak fotoğraflarının bir hacker aracılığıyla sızılması ile ilgili bir haberdi. Ondan sonra Sedat Ergin'e işte tepkisini göstermişti. Sedat Ergin ondan sonra benim yazılarımı çok inceden inceye, elemeye, işte sansür etmeye, değerlendirmeye başladı. Şimdi bütün bunları biliyordum ve ben başta da söyledim. Ya ilk günden bunları tepki gösterip çekip gidecektim ya da buna rağmen mücadele edecektim. Hı-hı. Ben kalıp her ne pahasına olursa olsun mücadele etmeyi tercih ettim. Mücadele etmeseydim böyle bir birikim kalmayacaktı. Evet. Yani ben onu yapmış oldum. Yoksa şey kolaydı. Hani çekip gitmek kolaydı. Evet. Ha, üzüntü mü diyorsun? Evet, üzüldüm. Aslında son yazımda zaten onu söyledim ben. Gerçekten üzüldüm. Çünkü bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Yıllarınızı veriyorsunuz. Ve karşında bir adım bile ilerlenmediğini görüyorsunuz. Hatta mesela internet haberciliği konusunda biz bazı ilerlemeler sağlamıştık Bülent Umay döneminde. Hı hı. O gitti, yerine başka arkadaşlar geldi. Demirören döneminde bütün yaptıklarımızın gerisine düştük biz mesela. Düzelttiğimiz şeyler de bozuldu. Diğer alanlarda yine öyle. Şimdi o zaman ne yaptım diyorsunuz, tabii ki üzülüyorsunuz. Ama şunu o son yazımda da söylediğim şey. Her mücadele illa kazanılmak, illa zafere ulaşmak için yapılmaz. Mücadelenin kendisi bazen o zaferlerden daha değerlidir. Ve gerçekten buna inanıyorum. Ben size başta da biraz önce söyleyeyim. Şu anda medyum uzmanlığı diye kendi kendime bir görev verdim. Misyon biçtim ve bunu gerçekleştirmeye çalışıyorum. Başarıya ulaşabilir miyim? Kimileri benim başıma taş takar mı? Yok, takmayacak kimse bir şey. Bunu biliyorum. Ama ben bu mücadelenin değerli olduğunu inanıyorum. Ben bu yoldan giderim. Ha, evet, birileri bravo, başardın, Türkiye'de o medyum uzmanlığı gerekiyormuş derse bundan mutlu olurum. Ama olmazsa da gidebildiğim yere kadar giderim. Evet. Umarım o hayaliniz en kısa sürede gerçekleşir. Çünkü bize çok fayda ve katkı sağlayacak bir alan. Biz de sizden çok şey öğreniyoruz. Yani öğrenmeye de devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Ya bunu sevinirim. Evet. Çok önemli. Yani, çok mühim. Çok ihtiyacımız olan bir şey çünkü öğrenmek şu dönemde medyada. Yani evet, ama işte öğrenmeye açık olmak ve eleştiriye açık olmak çok önemli. Evet. Geçen gün bir yazar arkadaşı eleştirdim ve bana bu eleştiri bu saatte mi söylüyorsun dedi. Ya ben oysa eleştiriye açık olan insanın eleştirmesi bir saatin falan olduğunu düşünmüyorum mesela yani. Ve ben aslında bu kitapla bir anlamda kendi göğsümü açtım, bütün eleştirileri de bekliyorum. İşte az önce örnek verdiniz. Arkadaşlar beni eleştiriyor. Tamam, eyvallah, haklı olabilirler. Evet. Ben de onlara cevap veririm. Tartışmalı bir yere varırız. Buradan bir şey, mesleğimiz adına bir artı değer üretiriz. Olacak olan şey budur. Eleştiri demişken son bir sorum var. Aydın Doğan'ın vermiş olduğu tepkinin alt metninde şöyle bir şey çıkıyor sanki. Sizin bu kitabı yazarak kendisinden intikam almaya çalıştığınızı mı sezmiş sanki? Yani ben öyle algıladım, bilmiyorum. Yani... Öyle diyor zaten, öyle bir hava var. Evet. Öyle bir dürtü hissettiniz mi hiç işten? Yani olur ya insanda, yani insanız hepimiz. Hani işten atılmışsınız, o grup satılmış size sormadan. Hayır, ben Aydın Doğan beni işten atmadı. Aydın Doğan işte. Hayır. Hatta... Yani bütün bu süreçleri, yaşanan süreçleri de sonuçta satışla başlayan. Bir intikam çabam yok zaten. Yani aslında kitap boyunca benim Aydın Doğan'la ilgili değerlendirmelerim okunduğunda da görecektir ki ben Aydın'dan çok kötü bir insandır, çok kötü bir patrondur demiyorum. Sadece onun doğal gördüğü ama bence yanlış olan şeylere dikkat çekmeye çalışıyorum. Yani nedir? Ben Aydın Doğan'ın bu siyasi iktidara teslim olmasını ve gazeteciliği o saray cephesinden, onlar nasıl istiyorsa öyle yapılmasına izin vermesinin yanlış olduğunu düşünüyordum. Sonunda teslim olmasını yanlış olarak görüyordum. Bunları da ifade ediyorum. Yani Aydın Doğan'ın şunu beklememesi lazım. Türkiye'de medyada en uzun dönemde işte medya patronu yapan isimlerden biri olarak her şeyi doğru yaptığını iddia etmemesi ve onun da eleştirileri açık olması lazım. Ama şunu diyorsa ki ben her şeyi doğru yaptım, iyi bir gazetecilik yaptım, şöyle oldu, böyle bir hayat yok. Böyle değildi zaten. Evet.
Size bir kez daha çok teşekkür ederim. Yani bu cumartesi gününde vaktinizi ayırdınız, kırmadınız ve böyle bir güzel kitap kazandırdınız medyaya. Emeğinize sağlık. Emeğinize sağlık. Tepkileri de paylaşırsınız. Umarım bizimle gelen tepkileri de merak ediyoruz okurlar. Tabii evet. Ben de zaten şimdi, şu anda şu iki günde henüz ölçemeyiz tabii bunu, çok erken. Biraz zaman gerekiyor. Evet, tabii. Çok erken ama okuru bol olsun. Umarım daha çok kişiye ulaşır. Umarım en çok iletişim fakültesi öğrencileri okur. En çok onlara ulaşır. En çok okurlar okur inşallah. Halk okur. Yani bu medya kitaplarını yayın evleri basarken genelde bu kaygı iletirler. İşte halk okur mu bu kitabı? Gazeteciler okuyacak sadece. Ama umarım okura, halka da ulaşır. Emeğinize sağlık bir kez daha ve bize kattıklarınız için de teşekkür ederim size. Vakit ayırdığınız için de. Ben de çok teşekkür ederim. Yani umarım insanlar okur ve ben hem duygularımı hem de tecrübelerimi insanlar aktarma fırsatı bulurum bu kitap üzerinde. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları diliyorum. Çok teşekkürler size de. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ olun.